Yeni videoyla karşınızdayım. Bu ara daha aktif olmayı planlıyorum. Yani daha çok video çekmek istiyorum. Çünkü buradan uzak kalıyorum falan filan. Hazır yaz gelmişken daha çok video ne zaman çekilir? Yazın çekilir. Ama hava çok sıcak be. 40 küsür nedir arkadaş? Ölek mi? Ölmeyek video çekek. Şimdi size bu bayat esprilerle ölmeden önce Haziran ayında okuduklarımdan bahsedeceğim. Haziran ayında ben 5 kitap okumuşum. Eğer yanlış saymadıysam, atlayıp unuttuğum bir şey olmadıysa, bu kitaplardan 4 tanesi benim elimde var. Bir tanesini ben bahardan alıp okudum. Teşekkürler. İlk olarak 4N1K'dan bahsedeceğim. 4N1K benim Wattpad'den okuyup beğendiğim şu ana kadarki tek kitap. Yani lütfen şey olarak da anlaşılmasın bu. Yani bayıldım, öldüm, bittim, muhteşemdi falan olarak da anlaşılmasın. Ama gerçekten hani ne bileyim, keyif alıp güldüğüm tek kitap buydu. Ya da hani işte vay ha film bilmem ne, hani o tarz böyle bir şeyler hissettiğim ve ay bitse de gitsek artık falan moduna girmediğim kitap buydu yani. O yüzden eğer illaki Wattpad'den bir şey okuyacaksanız bu kitabı okuyabilirsiniz diyorum. İlla Wattpad'den bir şey okuyacaksınız ama şey de demiyorum yani. Bunu kesinlikle okuyun. Hani ölüp bitin kitaba falan. Öyle büyük beklentilere falan da girmeyin kitapla ilgili. Yoksa hayal kırıklığına uğrar bana gece şey dersin. Sen kitabı beğendim demiştin ama ben hiç beğendim. Büyük Beklenti kitabı değil. Kafanızı rahat bırakıp gülme kitabı bu. Kitabın konusunu zaten herkes biliyor. Yaprak var. Yaprak biraz kızlara özgü bu alışveriş, işte pembe elbiseler, Barbie bebekler, bilmem ne klişelerinden falan uzak, erkeklerle takılmaktan daha çok hoşlanan, işte pantolonum, futbol topum, işte spor ayakkabılarım falan modunda takılan kızımız. Onun 4 tane de ponçik kuşu var. Yani erkek arkadaşları var. Onlarla takılmaktan gayet keyif alıyor. Ta ki yani onun bu erkeksi, ya erkeksi olarak da böyle cinsiyetçi nitelendirmek de istemiyorum ama daha bu sert tavırlarını bırakıp işte prenses misin acaba falan modlarına girmesinin sebebi doğum gününde kendisine gelen bir hediye. Hediye içinde bir tane elbise var, topuklu ayakkabılar, bilmem neler falan filan. Onu bu işte topuklu ayakkabı ve spor ayakkabı arasında bırakıyor. Kız hangisini seçeceğini bilemiyor. Tabi burada Ali Kış ve Sırk Oğlan falan filan var. Onların hikayesini okuyoruz. Kitapla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Olaylar arasında kopukluk vardı. Ben bunu daha önce yorum videosunda söylememiştim. Ama yani biraz şey gibi, kolaş haline, yani bir sahne sonra başka bir an sonra başka bir an sonra başka bir an, çok böyle geçişli geçişli falan gibi değil yani, bir şekilde öyle bir kopuk kopuk bir hali vardı. Bu beni çok rahatsız etti mi? Hayır, bayağı hızlı okudum ve bitirdim kitabı. Eğer Wattpad'den bir şey okumak istiyorsanız 4N1K'yı tavsiye ederim. Ölüme fısıldayan adamı oku falan diye aşağıya yorumlar gelecek. Arkadaşlar, ölüme fısıldayan adamı tamam biliyorum. Oku dediğinizi de biliyorum. Ama henüz kitabı almadım. O yüzden şu an okuyamam. Bunu tekrar söylemeyeceğim. Lauren Kate'in Tutkusu. Bu seri benim sevdiğimi zaten ben daha önceden söylemiştim, seriden hoşlandığımı. Seriyle ilgili çok fazla beklentiye girmemeniz gerektiğini. Ama benim o karanlık havadan, onun yurt dışında bir tabiri de var da şu an aklıma gelmiyor. O karanlık dark side modlardan falan hoşlandığımdan bahsetmiştim ben. Bu kitapta biz karakterlerin, yani Luz ve Daniel'ın, o ilk kitaplarda hani Daniel her şeyi hatırlıyor da Luz hatırlamıyor ya. Burada bütün geçmişi gördük biz. Bütün secerelerini, bütün her şeyi döktüler bu kitapta. Ben bu kitabı okurken gayet keyif aldım. Çünkü bayağı zaman yolculuğu var, mekan yolculuğu var. Yani sürekli geçmişe geçmişe geçmişe, milattan önce bilmem nerelere, artık hani şeye kadar, böyle hani İlk insana kadar falan gidiyor neredeyse hikaye. Ve siz her işte Kudüs'te, Paris'te, İtalya'da, işte Rusya'da, bilmem ne, her yerde okuyorsunuz hikayeyi. O yüzden benim gerçekten keyif alarak okuduğum bir roman oldu o serideki. Şu an son romanı kaldı bir serinin. Bir de Aşka Düşüş diye Sevgililer Günü özel kitabı var falan filan ama ya ne yapacağız Sevgililer Günü özel kitabı? Onun acelesi yok. Son kitabı henüz okumadım. Ne zaman okurum bilmiyorum ama seri
seriyi artık tamamlayacağım. Bu kitap benim keyif aldığım kitaplardan bir tanesi oldu. Seriyi eğer okumadıysanız, benim seriyle ilgili melekler videosunda muhtemelen bahsettim ben bu seriden. O yüzden ona bakıp biraz fikir sahibi olabilirsiniz. Serinin diğer kitaplarını açıklamalar bölümüne yazacağım sıralamasını. O yüzden aşağıda yorum olarak sormanıza gerek yok. Biraz da ellerimi hareket ettirirsen fena gelecek bana. Biz ikinci kitapta ben Daniel'a çok kızıyordum. Yani ya her şeyi kendine saklıyorsun, kıza da hiçbir şey anlatmıyorsun, yok bilmem ne falan. Ama bu kitapta Daniel'a öyle bir anlatılmış ki insan şey oluyor. Ya çocuğa ayıp ettim sanki. Öyle hissettim yani. O yüzden bence bu kitabı okumayın. Daniel'a hiç acımayın. İzin kafasını. Öyle değil. Yani burada biz o lanetin ilk çıktığı zamanlara kadar falan bayağı her şeyi görüyoruz. O yüzden bayağı kitapla ilgili şeylerin kafanızda hani oturmaya başlayacak bir şey olmuş bu. Seriyle ilgili şeylerin kafanızda oturmaya başladığı bir kitap olmuş. Tamam. Ardından Wattpad mi be? Neyse işte ne olduğunu anladınız siz. Oradan çıkan bir diğer kitap olan Asi'yi okudum. Müpteler Yayınları'ndan Özge Meral'in kitabı. Bu kitabı ben 9.90'da indirimde şeyde DMR'de indirimde gördüğümde bir anda aldım. Neden aldım bilmiyorum. Aldım yani. Bu yazarın ben şeyden dolayı, Melike'den dolayı siyah notalarını merak ediyorum aslında ama siyah notaları almadan bunu indirimde bulmuşken dedim yazarın ben bir dilini falan da bir göreyim. Asi'yi aldım, okudum, bitirdim. Bayağı kısa bir sürede bitirdim. Kitapla ilgili neler söyleyebilirim? Kesinlikle klişeliğin, hani şu tanıdığımız tiplemelerin falan zirvesiydi. Yani karakterler falan hiç öyle şey falan değil. Vay be ne değişik karakter falan tarzı. Hani böyle çok büyük bir yaratıcılık gördüm konuyla ilgili, karakterlerle ilgili falan. Kesinlikle öyle bir yaratıcılık falan söz konusu değil. Yazarın diliyle ilgili neler söyleyebilirim? Aslında dili fena değildi. Yani mesela şöyle bir, yani bununla karşılaştırmak açısından değil ama After'da ya da Kötü Çocuk'ta olaylar zaten ya karakterler sıradan biliyorsunuz. Ama insan diliyle onu size okutabiliyor. Mesela After'ın dili çok basit diye böyle çatır çatır okuyorsunuz. Hani Reading Slump'tayken okuyun küt diye biter falan da diyorlar. Hani ben o kadar hızlı da okumadım aslında yani. Genel olarak bakılırsa hızlı ama bana göre yavaş şekilde okudum. Bu kitabı ben bayağı hızlı okudum. Dili de hiç beni rahatsız etmedi. Çok böyle hani İşte karmaşık edebiyat parçalamış, aman işte betimlemeler şeyler falan filan, öyle bir abartı dili de yoktu. Ama hani sadece üstümü gittim, kolyemi taktım işte falan, işte şuraya gittim çok da güzel görünüyordum falan tarzı öyle basit bir dili de yok. Güzel tadında bir dili olmuş yani. Ama ben bu yazarın daha böyle kapsamlı, daha yaratıcı bir kurguyla bir şeyler anlatmasını falan tercih ederim. Çünkü bu dehşet klişe olmuş. Yani hemen anlatayım olayı. Kayla ile Hazan... Hazar... Hazar mı Hazan mıydı? Neydi bunun adı? Şeydi... Dur bulacağım, hemen bulacağım. Hazar, heh. Kayla ile Hazar'ın tanışması bir gece. Sokak kenarında Hazar dayak yerken başlıyor. Oo, şuradan bir şey... Aa falan diye bir efekt yap. O efektleri yapmayı bilsem aslında çok eğleniriz bu videolarda ama neyse. Ben kendi ağzımla yapıyorum. Aa işte öyle başlıyor. Ardından ertesi günü kız Hazar'ı kendi okulunda görüyor. Sonra da diyor ki aa bu çocuk o çocuk. Her neyse ondan sonra biz onların işte yolları kesişiyor. Bir şey yapıyorlar. Kız sürekli çocukla ilgili hani aa ne kadar güzel bir çocuk. Aa ne kadar tanımam gereken bir çocuk. Aa ne kadar merak ediyorum çocuğu falan tarzı öyle düşünceler şeyler falan yapıyor. Çocuk çok yakışıklı falan filan. Ondan sonra onların yolu gerçekten belalı bir yerde kesiyor. Çocuk bu sefer kızı kurtarıyor falan filan bilmem ne. Kız işte babasından şiddet minnet falan görüyor. Babasıyla arası hiç iyi değil. O yüzden biraz da içine kapanık falan. İşte çocuk çok korumacı, kızı çok seviyor falan filan. Falan filan. Yani konu genel olarak o. Ama yazarın dilini ben gerçekten başka bir kurguda, yani bir görmek isterim. Bu kurguda değil. Yani bu çok klişe olmuş, çok basit olmuş bu. O yüzden... Hani bunu gidin okuyun diyemem ama Özge Meral'in Siyah Notalar kitabına bir bakabilirim. Eğer alan olursa. Ay çok beleşeyim ya. After'da alan olursa okurum. Gömerim. Sizin için sırf yani. Ben hani bayat bayat kitaplar okuyup gömmeye...
Ya bir dur şurada bir şey anlatıyoruz ya. Çok bayağı kitaplar okuyup gömmeye falan meraklı olduğundan değil, siz istiyorsunuz diye söylüyorum. Ardından yayınlarından 9 arkadaşım kuyruklu tilki diye kız arkadaşım 9 kuyruklu tilkiyi okudum. Bu kitabı ben biraz yavaş okudum. Ama benimle ilgili yani kitabı ben bir türlü elime almadım. Elime aldığım zaman hızlı okunuyordu ama sıcakta insanın kitap okuyası gelmiyor. Kız arkadaşım 9 kuyruklu tilki tam anlamıyla bir Kore dizisinin kitaba aktarılmış hali gibiydi. Yani zaten bunun dizisi varmış da. Hani olay burada çok böyle hikaye falan, aa şöyle de olmuş böyle de olmuş falan değil. Gerçekten bir Kore dizisi senaryosu tadında bunu okuyorsunuz. Ben keyif aldım. Kore dizileri seviyorsanız bu kitabı sevebilirsiniz. Keyif aldım. Ama ben bu kitaba başladığımda borç istiyordum. Ve kız manyak gibi etiyordu. Hak mıdır bu? Dev açlıktan geberiyim. Kız orada böyle çabuk çabuk et yesin. Kilo kilo et getirsin o. Günah. Kitaba dönelim. Karakterleri sevdim mi? Evet sevdim. Çocuğun işte kız çocuğun arkadaşlarıyla falan. Kız çocuğun arkadaşlarıyla falan tanışıyor. Şey falan diyor çocuğa. İşte bak diyor arkadaşlarım diyor seni diyor biraz çıkarları için kullanıyorlar falan diyor. Sonra bakıyoruz çocuk da çıkarları için kızı kullanıyor falan. Aralarında da böyle bir hani etkileşimli tamam böyle aşkın aşkı falan bir şeyler olacak o belli yani ama çocuğunki bana çok samimi gelmiyor. Yani. Ben bu kızın arkadaşı olsam bu tilkinin, Gumiho'nun, Miho'nun ha bu çocuğu döverim. Yani. Biraz samimi ol, biraz içten ol. Yani kızı kullanma değil mi? Karşılıklı olarak tabii bizim küçük dokuz kuyruklu tilkimizle öbür çocuğun karşılıklı olarak da bir anlaşması var. Yani hani tamam işte tilki kurtuluyor falan çocukla bilmem ne tanışmaları falan filan oluyor ama ben konuyu anlatmadım. Şey var. 5 yıl işte Schweize. 500 yıl sonra hapis hayatından kurtulan inanılmaz güzellikteki 9 kuyruklu tilkiyle işte amatör bir tane dublör var. İşte o şey olmak istiyor. Oyuncu falan olmak istiyor. Cha Dae-bong'un romantik komedi tadındaki hikayesini biz okuyoruz burada. Bir şeyde tapınakta bir resmin içine kalmış şey kız. Yani 9 kuyruklu tilki. Çocukla işte bir şekilde hani çocuğu şey yapıyor ve kendi içi hani kurtarsın falan diye çocuğu şey yapıyor. Çocuk bunu resmin içinden çıkarıyor. Sonra kız bunun sürekli peşine takılıyor. Bana et al, bana et al, bana et al falan. Kızın zaten et yiyip durmasından bana fenalık geldi. Neyse. İşte şey de var ama. Bu Gumiho, yani çocuk Gumiho kurtardığı zaman yaralanıyor. İşte Gumiho'da onun küçük boncuğu var. Tilki boncuğu falan. Onunla iyileştiriyor falan. Hayatını kurtarıyor. Bilmem ne bir şekilde onlar böyle birlikte takılmaya, yaşamaya falan devam ediyorlar. Kız ama çocuğun hayatını böyle bir şeye sokuyor hep. Hani çıkmaza sokuyor. Sürekli bir terslikler, merslikler falan filan oluyor. Bunu Kore dizisi tadında bayağı böyle akıcı şekilde falan bu kitapta okuyorsunuz. Genel olarak konusu bu. Onun ardından acım olan Bronz Atlı'nın ikinci kitabı Tatyana ve Alexander'dan bahsedeceğim. Bir dakikalık saygı duruşu. Bildiğiniz gibi Bronz Atlı benim dehşet tavsiye ettiğim, dehşet sevdiğim, ölüp bittiğim kitaplardan bir tanesi. Tarihi aşk romanı hiç okumayan bir insan onu okumuş ve beğenmiş ve size tavsiye ediyor. Bu kitabı bitirdim. İkinci kitabı var mı? Tabii ki var. Üçüncü kitabı da var. Ama burada yok. Pegasus henüz çevirmemiş. Ama Bronz Atlı'yı daha önceden çeviren başka bir yayın evi var. Kapanmış Kelebek Yayınları var. Kelebek Yayınları ilk kitabı çevirmişler. Ardından yayın evi kapanmış. O yüzden ikinci kitabı sahaftan, eski kitapçıdan bir yerden falan çok düşük de olsa bir bulma ihtimali olabilir. Ben ne yaptım? İnternette araştırmaya başladım. PDF'ini buldum. Ondan sonra Bahar bana dedi ki bana arkadaşım o kitabı getirdi. Ben de ha kitap hali var. Ben de dedim ya öyle mi benimle paylaşırsan çok iyi olur. O da benimle paylaştı. Neyse ara çekim konuşmayayım ben. Ara çekim konuşmaya sıkılıyorum. Bronz Atlı'nın ikinci kitabını daha önceden basan ama kapanan yayın evinden yani Kelebek Yayınları'ndan Tatyana ve Alexander olarak okudum. Henüz Pegasus'tan çıkmadı. 500 defa sormayın diye söylüyorum. Pegasus Bronz Atlı'nın ikincisini çıkarmadı. Şu an ikinci kitabı bolunu alıyorsunuz. Çok 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 düşük. İstiyorsanız deli gibi sahafları dolaşıp vaktiyle şöyle bir yayın evi varmış. Bak ama kapanmış onun kitabı var mı falan diye sorabilirsiniz. Ama Kasım'a
kadar Pegasus'un çıkarmasını beklemek zorundayız. Pegasus çıkarınca ben de alıp okuyacağım. Çünkü bu Kabanan Yayın Evi'nin çevirisini, editörünü bilmem falan filan hiç beğenmedim. Çok böyle işte harf eksiklikleri, yanlış cümleler, işte noktalamalar bilmem ne falan filan bayağı hatalı böyle. Hatalı bir derleme olmuş. Çeviri kötü olmuş. Muhtemelen de bir 100 sayfalık falan da bir eksiklik var çeviride. Onu yani yurt dışındaki sayfa şeyiyle buradakine baktım. Ondan dolayı Pegasus çıkardığı zaman ben kitabı tekrar okumayı düşünüyorum. Şu anki haliyle size yorumumu söyleyeyim. İkinci kitap ilk kitabın yerini tutabilecek kadar şey olmamış hani. Dolu dolu böyle etkileyici olmamış bana göre. Çünkü ilk kitapta o olayları tanımanız, işte karakterler, mekanlar, savaşın başlaması falan filan gerçekten çok vurucuydu. İkinci kitapta öyle olmadı benim için işler. O yüzden ilk kitabı daha kaliteli buldum ama bu demek değil ki ikinci kitap çok kötüydü. İkinci kitap da gerçekten çok güzeldi ve Alexander ve Tatiana'yı tekrar görmekten çok büyük bir mutluluk duydum. İlk kitabın sonuna göre artık Tatiana'nın ve Alexander'ın nerelerde olduğunu, Tatiana'nın yanında kim olduğunu falan filan yani onları falan biliyorsunuzdur. Daha ben ayrıntılı olarak anlatıp spoiler vermeyeceğim. Kitabı okumaktan keyif aldım. Gerçekten editör ve çeviri konusunda sıkıntılıydı. O yüzden kesin bir yorum da yapamıyorum. Ama ilk kitabın yerini tutamazdı. Ve Pegasus çevirip de bastığı zaman falan onunla ilgili zaten tekrar okuyup tekrar fikirlerimi falan söyleyeceğim. Çeviri de çünkü çok önemli. Söyleyeceklerim hepsi bu kadar. Haziran ayında çok az kitap okumuşum. Şu anda İTEK yayınlarından Karanlık Sular'ı okuyorum. Karanlık Sular'ın yarısından falan biraz ilerideyim. İyi gidiyor aslında kitap. Benim okumadığım bir tür olduğu için ilginç geldi bana. Onun da yorumunu en kısa zamanda zaten video olarak çeker yaparım. Kitaplarla ilgili özellikle merak ettiğiniz şeyler varsa ya da bireysel hani tek bunun yorumunu istiyorum dedikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.